Selam arkadaşlar. Tekrar evime, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum öncelikli olarak. Uzun zamandır beklediğiniz videoyla şu an karşınızdayım. Hibritlediğimiz menekşelerin sonucunu çok çok merak ediyorsunuz. Farkındayım. Daha ilk haftadan itibaren sorular gelmeye başladı. Yavrulamaya başladı mı? Ne durumda? Hibritlediğimiz videoların sonucunu ne zaman göreceğiz? Arkadaşlar, hiçbir hibritlenmiş menekşenin 10 günde ya da 15 günde yavru vermesi imkansızdır arkadaşlar. Ben bazı kanallarda görüyorum, hibrit videosu yapıyorlar ve hibrit videosu yaptıktan 15 gün sonra yavru vermeye başladı diyorlar. Bu çok ilginç ve imkansız olan bir şey. Bunun azami süresi 45 ile 50 gün, 55 gün arasıdır. Ben bundan 54 gün önce videoyu çekmiştim, sizlerle buluşturdum. Hibrit dediğimiz videonun şu anda ne aşamada olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Bu benim hibritleme yöntemim, biliyorsunuz, sadece bu kanalda, başka hiçbir yerde yok. Ben bu videoyu yaptıktan sonra çok çok ilgi gördü, çok ilginç geldi insanlara ve deneyenlerden herkes çok çok memnun kaldı. Bir sürü menekşemiz oldu diyorlar, yavrulamaya başladı diye mesaj atıyorlar. Ben bir sürü hibrit dedim diyen arkadaşlarımız var. Küçük küçük yavrular çıkmaya başladı, hemen yenisini tekrar yaptım diyen arkadaşlarımız var. Bu çok çok mutlu edici bir durum. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Nasıl hibritlemiştik? O konuda size hemen bir bilgi vereyim. Bakın, ben bunu 20 gün önce bir hibritleme daha yaptım. Sırf size nasıl köklendiğini göstermek için ben bugün topraktan hibritlediğim menekşelerimi çıkardım ve o köklerini size göstermek istiyorum. Çünkü nasıl göklendiğinin, nasıl imkansız olmadığını size göstereceğim ve bu bir ilk ve sadece bizim kanalımızda arkadaşlar. Bakın, şu şekilde ikisini beraber çıkarayım yine arkadaşlar. Bakın, saplarını görüyorsunuz. Bakın, ikiye ayırdık değil mi makasta arkadaşlar? Şöyle hemen göstereceğim yine. Bakın, şöyle göstereyim. Kökleri görüyor musunuz arkadaşlar? İkiye ayrılmış yaprağımızın, sapının her iki tarafında da kökler var. Şöyle yakınlaştıracağım arkadaşlar, kamerayla daha rahat görebilmeniz için. Bakın, görüyor musunuz köklerini? Bakın şu şekilde. Bir de bu taraftan göstereyim arkadaşlar. Kökleri görüyorsunuz, saçak saçak olmuş. Değil mi arkadaşlar? Ne yapmıştık? Makasla çok ilginç bir şekilde. Bu sadece bu videoda, sadece benim yayınladığım video ve bu hibrit sadece bana ait arkadaşlar. Şöyle makasla ikiye ayırmıştık. Ve herkes merak ediyordu. Acaba bu hibritleme tutacak mı? Kök verecek mi? Evet, kökler burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir mor şeyin üzerine tutarsam daha rahat göreceksiniz. Bakın, diğer sapını da göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kökleri görebiliyorsunuz. Bakın, çok yakınlaştırıyorum. Net görebiliyorsunuzdur eminim. Çünkü çok rahat bir şekilde gözüküyor. Ne yapmıştık? Biz bunları bu şekilde birbirine kenetleyip toprağa diktik değil mi arkadaşlar? Ve şu anda ben bunları topraktan size göstermek için söktüm ve dört bacağında hepsinde kök var. Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar, şuradaki kökleri görebiliyorsunuz. Bakın, çok güzel bir şekilde saçak saçak aşırı derecede kök vermiş. Hemen yanındaki bacağı da aynı şekilde, diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz köklerini? Ben bunu size göstermek için topraktan çıkardım ve ben bunu tekrar birleştirip yine toprağa dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde göstermiştim size, tekrar göstermek için videonun başında. Ben bunu şu şekilde yine suyumun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir hibritleme yapmıştık. Ve arkadaşlarımız devamlı soruyorlar, ne zaman sonuçları alacağız, sonuçlar ne zaman çıkacak. Ben de sizinle beraber merakla bekliyorum. 54 günün sonunda ben şimdi size hibritlediğim menekşelerimi göstereceğim ve çok şaşıracaksınız. Çok güzel sonuçlar alıyorum şu anda ve tamamen yavruları gözüksün ve size somut bir şeyler sunmak için biraz daha beklettim. Geçen hafta da yapabilirdim ama birazcık daha büyümelerini bekledim. Hemen önüme alıyorum. Bakın, şimdi size iki tane hibritleme yapmıştık arkadaşlar. Bakın, üzerini yazmıştık. Bunun içerisindeki hibritlediğimiz yaprakları ben suda bekletmiştim 3-4 gün kadar. İlk videomu izlerseniz bunların ayrıntılarını oradan hatırlayacaksınız. Burada da direkt toprağa diktiğimiz var. Direkt toprağa diktik. Şöyle ikisini yan yana getirdiğimizde
Suda beklettiğimiz sağ elimde olan, bak görüyorsunuz arkadaşlar. Çok canlı ve çok güzel. Bakın iki renk yaprak var arkadaşlar. Bir koyu mor menekşeden aldığım yaprak. Bir de açık renk pembeden aldığım var. Bakın her ikisinin de yapraklarından çıkmış. Bakın burada açık renkler var. Burada koyu renkler var. Bakın şurada yine açık renkler var. Ve şu anda suda bekleterek köklendirdiğim, hibritlediğim yapraklarımın yavrularını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tam 54 günde oluşan bir yavrulama. İmkansız değil. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. İmkansız olan 15 günde yavru vermesi, 20 günde yavru vermesi. Bu hibritleme yöntemi sadece bu kanalda, başka hiçbir yerde göremezsiniz. Evet. Toprağa diktiğimiz biraz daha yavaş büyüyor. Bakın. Suda onu beklettiğim için, sarımsaklı suda. Onun videosunu da yapmıştım. Sarımsaklı suda beklettiğiniz yapraklar çok daha hızlı kök veriyorlar. Belirli bir süre beklettikten sonra kökleşmeye başladığında hibritleme gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Peki bunu yaparken arkadaşlarımız çok hata yapıyorlar. Bakın bunu da yaklaştırayım şöyle kameraya iyice. Bakın yine açık renkler ve koyu renkler. Açık renkler ve koyu renkler. Her iki renkten de çıkmış, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir koyu yaprağımız var, iki farklı menekşeden. Bakın yavrularını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şekilde menekşelerimiz yavrularını çok güzel bir şekilde vermiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Böyle mi kalacak? Tabii ki değil. Şimdi yavrularını verdi. Hibritimiz tuttu arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Ne şekilde köklendiğini de size yine gösterdim. Ve şu anda biz sadece sabırla büyümesini ve büyüdükten sonra ne renk çiçek vereceğini merakla beraber bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle kameraya yaklaştırıyorum. Görüyor musunuz yavrularım ne kadar canlı, ne kadar diri, görüyorsunuz. Bakın. Tabii ki bunu hibritledikten sonra yapılan çok yanlışlar var. Bu yanlışlar da şunlar arkadaşlar. Tutmayan arkadaşlarımızın, tutmayanlar da oluyor tabii ki. %90'ı tuttu diye mesaj geliyor ama tutmayanlar da var. Tutmaya da bilir arkadaşlar. Neden tutmaz? Aşırı sulama yaparsanız, aşırı gübreleme yaparsanız, bunlar şu anda hibrit dediklerimiz, bebek dediğimiz, İngilizce baby dediğimiz çok küçük yavrular bunlar. Siz bunlara kalkıp da her türlü vitamini denerseniz, her türlü gübreyi denerseniz, siz bunları zaten büyümeden öldürürsünüz. Ben bu şekle bunları nasıl ulaştım, ne şekilde bunlara baktım, size şimdi bilgi vereyim arkadaşlar. Sadece şu fısfısla sulayacaksınız arkadaşlar. Çok çok yumuşak bir şekilde, bakın şöyle. Küçük küçük etrafından toprağımızı nemlendireceğiz arkadaşlar. Böyle faşır diye suyu buraya boşaltırsak bu yavrular su içinde kalacaktır. Su içinde kalınca da kökleri boğulacak ve ölecek arkadaşlar. Şöyle bir fısfıs yardımıyla, bunu daha önce hep söyledim. Her zaman da tekrarlıyorum. Ama yine aynı hatalar yapılıyor arkadaşlar. Çok aşırı sulanıyor. Bakın şu şekilde. Çok fazla suya ihtiyacı yok. Zaten bebek bunlar arkadaşlar, söylediğim gibi. Aşırı derecede sulamayacağız. Toprağın üstünü kontrol edeceğiz. Şöyle elimizde tutuyoruz. Tabii şu anda ben suladığım için nemli, elime yapışıyor, görüyorsunuz. Artık bunun suya ihtiyacı yok. Zaten altında ikinci bir saksımız var bizim. Bunu ara sıra kontrol edin. Eğer ki fazla dökmüşseniz, eğer fısfıs yardımıyla zaten sulamadıysanız, bunun altında su birikir. Bakın benimkinde birikmiyor, kupkuru. Neden? Çünkü fısfısla devamlı ben bunları suluyorum. Topraklarını nemlendiriyorum. Onun için de hiçbir sorun olmuyor. Bunların farklı bir vitamine ihtiyacı neden yok, onu söyleyeyim. Biz zaten topraklarını, hibrit videomuzu hazırlarken en dip kısmına bitiş sarımsak, esmer şekerle beraber koyduk. Çok az da yumurta kabuğu koymuştuk. Hatırlarsınız arkadaşlar, videoyu izlerseniz göreceksiniz. Her diktiğimiz çiçekte ve her dikeceğimiz fidanda muhakkak biz bunu uyguladık. Bunu neden uyguluyoruz? Sarımsağın faydalarını say 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 bitmez arkadaşlar. Bu insanlar için de geçerli. Bütün bitkiler için de geçerli. Sarımsağı hangi bitkinize koyarsanız koyun, inanın muhakkak çok büyük bir faydası vardır. Bana bir sürü arkadaşım, senin sayende çok güzel menekşelerim oldu. Sarımsağı koyduktan sonra, sizin yaptığınız gübreyi denedikten sonra evimde bir sürü çiçeğim oldu ve hiç çiçeklerim artık kurumuyor. Çok sağlıklı bir şekilde büyüyor diyor. Çok güzel mesajlar alıyorum. Orkideler hakkında bir video yaptım. Biraz uzun oldu. Arkadaşlarımız sıkılmış olabilir. Hepsini izlememiş de olabilir. Onun içerisinde bütün ayrıntılar var.
Yine o konuyla alakalı bana çok sorular geliyor. Zamanınız olmazsa böyle sesini açıp iş yaparken dinleyin. Orkideleri çok fazla olan arkadaşlarımız evde muhakkak dinlesinler. Evet, biz bunun gübresini baştan koyduk bahsettiğiniz gibi arkadaşlar. Ve buna herhangi bir gübreye gerek yok. Bunlar da eğer yavrularınızda sineklenme ya da böceklenme olursa bunları çabuk öldürür. Çünkü bunlar bebek olduğu için çok çabuk ölürler. Biz neden baştan tedbirimizi alıyoruz? Altına sarımsağımızı koyuyoruz. O sarımsağın kokusundan, toprağın etkileşiminden kesinlikle sinekler saksılarımıza uğramıyor. Evet arkadaşlar, sizin bu konuda bana sormak istediğiniz sorularınız olursa da muhakkak sorularınızı da bekliyorum. Bu hibritlenme, bu yöntem sadece benim denediğim bir yöntem. Daha önce de denedim, iyi sonuç aldım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu hibritlenme konusunda çok değişik yorumlar alıyorum. Kesinlikle tutmaz diyenler de oluyor. Ben size şimdi burada ispatını gösterdim. Ne şekilde ne kadar güzel tuttuğunu da anlatıyorum arkadaşlar. Denemekten vazgeçmeyin. Eğer hibritleme videosu yaptıysanız, çürüdüyse veya tutturamadıysanız vazgeçmeyin. Bu konulara dikkat ederek, sulamasına, bakımına dikkat ederek tekrar yapabilirsiniz. İnanın hiçbir şekilde zor değil. Çok çok basit. Sadece sulamasına dikkat ediyoruz, bakımına dikkat ediyoruz, aşırı gübreleme, aşırı vitamin vermiyoruz. Onlar zaten çok küçük. Çok fazla aşırı yedirirseniz, aşırı beslerseniz zaten sağlık bozuklukları olacaktır. Bizim Türk ailelerinde genelde var. Bebekler doğduğu zaman şişman olsun isterler ve her türlü vitamini, her türlü mamayı, her şeyi çocukların üzerinde denerler. Bizim halkımız gerçekten öyle. Biz de üstü özgü çocuklarımız yesin, kilolu olsun, zayıf olmasın, çocuğum zayıf demesinler maalesef. Ama çiçeklerimizde bunu yapmayalım. Bunların canları çok çok nazik ve kibar arkadaşlar. Bu hibritlediğimiz videomuzun ilkini muhakkak izleyin arkadaşlar. Ve bu ikincisi ve görüyorsunuz yavrularımız harika bir şekilde büyüyorlar. Bu çok uzun bir süre olacak arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne zaman çiçek açacak diye merak edeceksiniz. İnanın böyle bir ayda, iki ayda, affedersiniz, bir ayda, iki ayda çiçek açmaz. Önce bu yavrular büyüyecek, güzel bir çiçeğimiz olacak ve ondan sonra çiçek vermeye başlayacak ve merakla biz de çiçeğimizin rengini bekleyeceğiz. Benim geçen yıl yaptığım, kanalımı açmadan önce bir hibritleme yaptığım bir menekşem çok güzel bir renk vermiştim. Böyle morlu, pembeli, karışık bir renkti. Bir arkadaşım ısrarla istedi, kıramadım, verdim. Daha sonra tekrar denedim. Çok hoş bir renk çıktı yine. İkisini karıştırarak yaptığım bir videoydu. Onu da bir arkadaşıma hediye ettim. Yani sonuçta bunu yapabiliyorsam hediye etmem, vermem benim de hoşuma gidiyor. O rengi size olsaydı elimde göstermek isterdim. İnşallah bunları beraber takip edeceğiz ve sonucunda beraber sizlerle beraber paylaşacağım. Bazı arkadaşlarım bana mesaj yazıyorlar. Kargoyla bize menekşe gönderebilir misiniz diyorlar. Bu mesaj bana çok geliyor. Arkadaşlar Amerika burası gerçekten çok uzak. Buradan kargoyla bir menekşe gönderme şansım yok. Keşke olsaydı hepinize verseydim. Benim şu anda evde bir sürü menekşe fidanım var. Ben onları keşke yakınımda olsanız hepinize dağıtsam çok çok mutlu olurdum arkadaşlar. Seve seve de verirdim. Yakınlarımdakilere zaten veriyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Gösterdiğiniz ilgi, alakaya ve mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. Ailemiz her geçen gün büyüyor görüyorsunuz ve 8500 kişi olduk. Aramıza her geçen gün bir sürü arkadaşımız katılıyor, severek katılıyorlar, çok memnun oluyorlar. Onlara da hoş geldin diyelim. Onları da ailemizin içerisinde yerlerini alsınlar arkadaşlar. Evet, bu videonun altına yapacağınız bütün yorumları tek tek okuyacağım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bu hibritleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olumlu mu? Benim gösterdiğim şekilde yapanlar, sonuca ulaşanlar, fidanları bu şekilde yavru verenler lütfen bana muhakkak mesaj yazsınlar. Ben onların mesajlarını bekliyorum arkadaşlar. Ben hepinize bol menekşeli günler diyeceğim arkadaşlar. Denemekten vazgeçmeyin. Muhakkak deneyin. Asla pes etmeyin. İnanın çok çok kolay.
menekşe sahibi olmak, menekşe üretmek inanın hiç zor değil arkadaşlar. Hiç zor değil. Şunu yapmak, bakın ben size gösterdim ve ben diktim. Bunu size tekrar göstermek için 20 gün önce, 20-21 gün önce tekrar ipritleme yaptım. Ama toprağından söktüm şu anda bu video için. Size göstermek için ne şekilde köklendiğini. Bakın ikiye ayırdık saplarını. İki tarafı da kök veriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu imkansız olan bir şey değil. Ben bu şekilde yine toprağa dikeceğim. Bunu yine yerine alacağım arkadaşlar. Şu an size göstermek için suyun içerisinde bekletiyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.